Hayatınızı iyi ya da kötü yönde derinden etkileyebilecek güçlü bir ilke vardır. Tarih boyunca bu prensibi kullananlar kayda değer başarı, zenginlik ve güç elde etmişlerdir. Aynı prensibi doğru uygulandığında olmayı arzuladığınız kişi olmanıza yardımcı olabilir. Ancak göz ardı edilirse ruhsal uyanışımızda pek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Organik zekaya hoş geldiniz. Aynı prensibi adını dönüştürücü doğasından almaktadır. İçsel özümüzü değiştirir ve dışsal değişimleri tezahür ettirir. Çekim yasası üzerinde çalışırken en sık bahsedilen şeylerden birisi gerçekliğin aslında bir ayna olduğu ve bizim yapmaya çalıştığımız şeyin de bu aynayı manipüle etmek olduğudur. Bu teknikte ustalaşarak etkileşimde bulunduğumuz her şeyi başarıya dönüştürebiliriz. Ancak pek çok kişi bu prensibi doğru uygulamadığı için istediği sonuçları elde etmekte zorlanıyor. Bugün sizin bu insanlardan biri olmadığınızdan emin olacağız ve tam olarak arzu ettiğiniz şeyi elde etmek için aynı prensibi nasıl kullanacağınızı keşfedeceğiz. Eğer içsel olarak değişmezseniz dışsal olarak hiçbir şey değişmeyecektir. Joe Dispenza'nın bize söylediği gibi, yeni bir sonuç istiyorsanız kendiniz olma alışkanlığınızı kırmanız ve yeni bir benliği yeniden icat etmeniz gerekecektir. Ayna prensibinin ana fikri gerçekliğin bir ayna gibi davranarak baskın düşünce ve inançlarımızı yansıtmasıdır. Dolayısıyla dış gerçekliğimizi şekillendirmek için iç dünyamızı değiştirerek aynayı manipüle edebiliriz. Sınırlayıcı inançları dönüştürerek ve güçlendirici bir içsel durum geliştirerek arzularımızı tezahür ettirmek için bu ilkeden yararlanabiliriz. Şimdi bu prensibi doğru bir şekilde etkinleştirmenin 4 anahtarını birlikte keşfedelim. Birincisi, gerçeklik aynasının iki şeyi yansıttığıdır. Kendimizi nasıl gördüğümüz ve dünyayı nasıl gördüğümüz. Aynaya baktığımızda ayna bizim öz imajımızı ve dünya görüşümüzü yakalar. Geriye yansıyan şey kendimizi dünyada nasıl gördüğümüzdür ve gerçeklikte tezahür eden şey de budur. Örneğin ben yeterince zeki değilim diye düşünürsek ayna bize sen dünyada yeterince zeki değilsin yanıtını yansıtacaktır. Ayna kendimiz ve yaşam hakkında zaten düşündüğümüz şeyleri doğrulayan nedenleri güçlendirmektedir. Bize gerçek hayatta ahmak olduğumuzu kanıtlayan durumlar verecektir. Ancak yansımayı doğrudan manipüle etmeye çalışmak işe yaramaz. Bunun yerine aynaya yansıttığımız şeyi değiştirmeliyiz. Aynayı hayatımızın sadece en iyi versiyonlarını yayınladığımız bir Instagram hesabı gibi düşünün. Ancak şu büyük farkı unutmayın. Ayna sadece biz paylaşım yapmak istediğimizde değil, günün 24 saati yansıma yapıyor. Ne yansıttığımıza dikkat etmeliyiz. Hayatta olmak istediğiniz yerde değilseniz, döngüyü kırmanın ve bilinçli olarak değişim yaratmanın zamanı gelmiştir. Kim olduğunuza ve dünyayı nasıl gördüğünüze dair kendi güçlendirici paradigmanızı oluşturun. Bundan 10 yıl sonraki ideal yaşamınızla ilgili filmin senaryosunu yazdığınızı hayal edin. Hangi günlük faaliyetler sizi heyecanlandırıyor? Hangi keşifler sizi neşeyle dolduruyor? Ayrıntılı olarak tanımlayın. Şimdi bu film rolünü şu anda her zaman oynamalısınız. Böylece gelecekte gerçeklik olarak size geri yansıyacak olan şey budur. İç dünyanızı şekillendirerek dış gerçekliğinizi yeniden şekillendirirsiniz. Ayna ilkesi önce içeriden değişerek arzularınızı tezahür ettirmek için size bir çerçeve sunar. Germany Kent bize olabileceğiniz en iyi insan olmaya odaklandığınızda mümkün olan en iyi hayatı, sevgiyi ve fırsatları kendinize çekersiniz diyor. İlkenin ikinci anahtarı gerçeklik aynasının genel düşüncelerimizden daha fazlasını yansıtmasıdır. O düşüncelerin özünü gösterir. Örneğin, işimden nefret ediyorum demek sadece belirsiz bir memnuniyetsizlik veya nefret duygusunu yansıtmaz. Özellikle işimden nefret ediyorum düşüncesini yansıtır. Böylece işinizi daha olumsuz görmeye başlarsınız. Seslendirdiğiniz olumsuzlukla bunun nasıl tezahür ettiği arasında doğrudan bir bağlantı oluşur. John Assaraf'ın bize söylediği gibi çoğu insan neyi istemediğini düşünür ve bunun neden tekrar tekrar ortaya çıktığını merak eder. Neyin eksik olduğu ya da neyi istemediğimiz hakkında sürekli şikayet etmemiz, bu olumsuzluğun daha fazla ortaya çıkmasına neden olarak kötümser bakış açımızı doğrulamaktadır. Bu durum bolluk zihniyetine sahip olmakla çelişir. Değişimi başlatmak için şimdiki zamanı takdir edin.
sağlığınızı, sevdiklerinizi ve ne kadar küçük olursa olsun kaydedilen ilerlemeyi. Arzularınıza odaklanarak ve konfor alanınızı zorlayarak mevcut ve arzuladığınız gerçeklik arasındaki boşluğu kapatmaya başlarsınız. İşin püf noktası, şikayetleriniz yerine sürekli olarak arzularınıza odaklanmanızdır. Böylece sınırlarınızı zorladıkça gerçeklik aynanızı yavaş yavaş hedeflerinize doğru kaydırırsınız. Bu bizi üçüncü anahtara getirir. Hedefimizin ortaya çıkması için arzu ettiğimiz kimlik ve inançlarda yeteri uzunlukta ısrarcı olmalıyız. Bu arzumuz kendini gösterene kadar oluşturduğumuz kimliğe ve dünya görüşüne sadık kalmak anlamına gelir. Ancak hayat inişli çıkışlı olduğu için ilginç bir olgu ortaya çıkar. Sonuç bekleyen bir kimlik oluşturuyoruz ancak sonuçlar hemen ortaya çıkmıyor. O zaman ruh halimiz ve inancımız düşecektir. Ancak tam ruh halimiz dibe vururken arzumuz ortaya çıkar. Fakat o anki olumsuzluğumuzu yansıtır ve o da bozulmaya başlar. Neden mi? Çünkü tezahürümüz nasıl hissettiğimizi yansıtır. Bu da yaşamda iniş ve çıkışlardan oluşan kaçınılmaz bir döngü yaratır. Önemli olan arzu ettiğiniz kimliğe ve inançlara sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Bunlar hayatınızda gerçek bir değişim oluşturmanın en etkili yoludur. Vizyonunuzda ısrar ederek dalgaları aşmalısınız. Son olarak yaşamınızı kalıcı olarak dönüştürme gücüne sahip olan ayna döngüsünü inceleyelim. Bu ayna döngüsünü anlamayı öğrenmek size eylemlerinizden belirsizliği uzaklaştırmak için olağanüstü bir yetenek kazandıracaktır. Süreç basit bir gözlemle başlar. Geçmişinizi, önceki tutumlarınızı, şikayetlerinizi, talihsiz olayları ya da verdiğiniz bilinçsiz kararları düşünmek için durup düşünün. Bu şimdiki zamandır. Şu anı incelediğinizde, örneğin finansal yükümlülükler ya da tercihlerinize uymayan bir iş söz konusu olabilir. Bunun geçmişte gerçeklik aynasına sunduğunuz ve şimdiki zamanda yansıtılan şey olduğunu anlayın. Bu yansımayı mevcut öz imajımızı veya tutumumuzu oluşturmak için kullanmak istemeyiz. Bu imaj bir kez oluştuğunda aynanın onu yansıtmaktan başka seçeneği kalmaz ve böylece gerçekliği bu yansıyan imaja uyacak şekilde şekillendirir. Yaygın senaryo, çoğu bireyin sadece yansımaya bakması ve bu sonsuz döngüye kapılmasıdır. Bu döngü çoğu insanı kapana kıstıran, sürekli gözlemleyen ve bu kalıp içinde sıkışıp kalmasına neden olan bir bağımlılık gibidir. Döngüyü kırmak için oluşturmak istediğimiz imajla başlamalı ve yansımadan ve mevcut gerçeklikten uzaklaşmalıyız. Bugünümüzün geçmiş seçimlerimizden kaynaklandığını fark etmeliyiz. Bu çok önemli. Bu farkındalık olmadan değişimin gerçekleşmesi güçtür. Yarını şekillendirmek istiyorsanız kimliğinizi bugün bilinçli olarak seçin. Ben bunu istiyorum ve ben buyum deyin. Daha sonra ayna yavaş yavaş bunu yansıtmaya başlamalıdır. İlk değişimler ince ve gecikmeli olsa bile değişimler gelecektir. Ancak sadece gözlemekle yetinemeyiz. Ne kadar küçük görünürlerse görünsünler bize yansıdıklarında bu değişimleri onaylamalıyız. Diğer şeyleri görmezden gelin. Yalnızca seçtiğiniz kimliğe odaklanın. Hayatınızı dönüştürmek için bunu tekrar tekrar yapın. Edilgen bir gözlemci değil, bizzat oluşturan olursunuz. İmajınızı kasıtlı olarak oluşturup onayladığınızda, yansıma zaman içinde uyumlu hale gelmelidir. Ayna prensibinin sınırları ya da ajandası yoktur. O sadece bizim ona gösterdiğimizi yansıtır. Yenilik yapma, sınırlamaları aşma ve hayal ettiğimiz yaşamları tezahür ettirme yeteneğine sahibiz. Tek sınır kendi inançlarımız ve hayal gücümüzdür. Aynanın sınırsız gücünden yararlanarak geleceğimizi şekillendirir ve içimizdeki mucizeyi ortaya çıkartabiliriz. Ayna prensibini kullandıktan sonra kendi hayatınızı nasıl iyileştirdiğinizi yorumlarda bildirin ve arzularınızı tezahür ettirme konusunda daha fazlasını keşfetmek için Organik Zeka'ya abone olun. Zekamız organik olsun.